Gökyüzüler suyla ilgili farkındalığımızı yükseltmek gayesiyle sosyal sorumluluk projeleri geliştiren Adel Armatür, suya yüz sürmek adını verdiği sergiyle kongrede dikkatleri üzerine çekti. Bu sergi diğerlerine benzemiyor, zira burada binlerce yıllık tarih suyla birlikte dile geliyor. Yakın zamanda bir su müzesi kurarak kültür mirasımıza da katkıda bulunmayı hedefleyen Adel Armatür'ün yönetim kurulu başkanı Recep Ali Topçu'yla suya bakış açımızı Eko Gündem'de konuşuyoruz. Banyo ve mutfak armatürleri konusunda sektörün öncü üreticilerinden Adel Armatür, kültürel ve tarihi mirasımıza sahip çıkarak su medeniyetimize ilişkin eserlerin koleksiyonunu yapıyor. Suyun hayatın kaynağı olan eşsiz özelliğinin yanı sıra, geçmişten günümüze insanoğlunun en büyük şifa kaynağı, ruhsal ve bedensel arındırıcısı olarak gördüğü saygı ya da başka bir deyişle görmesi gerektiği saygı temeli alınarak çok sayıda eserden oluşan Suya Yüz Sürmek sergisi, Uluslararası Katı Atık Su ve Atık Su Kongresi'nin en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu. Biz suyun biraz daha simya boyutu dedikleri, metafizik boyutu, ruhsal boyutu üzerinde duruyoruz, manevi boyutu üzerinde duruyoruz. Ve buradaki sergimizde de 1000 yıllık, 2000 yıllık, 3000 yıllık eserler var Özgen. Bizim koleksiyonumuz Türkiye'deki su kültürü anlamında en zengin bir koleksiyon. 30 yıl önce küçücük bir eserle başlayan, bir adamla, bir hayalle başlayan bir çalışma bu. Günümüze kadar damlaya damlaya bir koleksiyona dönüştü. Bundan sonraki, bir sonraki adımımız da bunu müzeye dönüştürmeyi arzu ediyoruz. Tüm insanlıkla buluşturmak istiyoruz bunu. Sergide firmanın koleksiyonunda bulunan ve kaynak sularından, çeşmelerden ve kuyulardan eve su getirilmesine aracılık eden su kültürünün seçme eserleri ilgiyle gezildi. Anadolu'da Roma var, Bizans var, geriye doğru gidin o kadar çok kültür var ki bu güzellikler de bu ürünlere yansıyor. Her birinize bakın, üzerinde ayrı bir güzellik var, ayrı bir zerafet var, ayrı bir çizgi var, ayrı bir hayata yaklaşım tarzı var. Bu eserleri biz sadece bir koleksiyon değil, bir yaşam tarzı, bir gündelik yaşam kılavuzu olarak görüyoruz. Bunu günümüze ve geleceğe taşımayı arzu ediyoruz. Bulunduğumuz coğrafyada binlerce yıl ortak yaşam kültürünün asli unsurunu oluşturan suyun geçmişinden hareketle bugüne ve geleceğe yansımasını koleksiyonuyla ortaya koyan yönetim kurulu başkanı Recep Ali Topçu, suya yükledikleri felsefi anlamı dile getiriyor, suya dair tematik bir müze kurma hayalini paylaşıyor. Yayınlarımızla, paylaşımlarımızla, etkinliklerimizle su konusunda farkındalığı artırmak istiyoruz. Ve suyla dost yapmak istiyoruz insanlar. Çünkü ben şuna da inanıyorum. Suyla dost olan insan kendiyle dost oluyor. Kendiyle dost olan çevresiyle dost oluyor. Çevresiyle dost olanın yaşam kalitesi yükseliyor. Yani suyu seven hayatı seviyor aslında. Dolayısıyla bu felsefeyi tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Araç olarak da müzeyi görüyoruz. Daha sistematik olması açısından. Sağ olsun İstanbul Valimiz Sayın Hüseyin Avni Bey'in yaklaşımları, Eyüp Belediye Başkanımız İsmail Kavuncu Bey'in yaklaşımlarıyla da bu bir müze haline dönüşecek. Eyüp Meydanı'nda eski bir hamam, Mimar Sinan büyüğümüzün yapmış olduğu bir hamam bize tahsis edilecek. Orada da ülkemizin ilk su temalı tematik müzesini açacağız. Dolayısıyla orada etkinliklerimizle, sosyal faaliyetlerimizle, daha sistematik hareketlerimizle su gerçeğini, su sevgisini gönüllere ulaştırma anlamında gayretlerimizle devam edeceğiz. Sektöründe sudan aldığı enerjiyle yolunu aydınlatan Adel'in kongre alanında sergilediği eserlerden ve suya yaklaşımından etkileniyor. Daha fazlasını görmek ve konuşmak üzere yönetim kurulu başkanı Recep Ali Topçu'yu İki Telli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrikalarında ziyaret ediyoruz. Burada çok daha zengin bir koleksiyon karşımıza çıkıyor. 1000 yıllık, 2000 yıllık geçmiş zaman tanıkları olarak tanımlayabileceğimiz suyla buluşturan mükemmel eserlere ev sahipliği yapıyoruz. Onları sardık, sarmaladık ve şefkatimizle onları muhafaza ediyoruz. Biz onlara bu şefkatimizi verirken onlar da bize enerjilerini, geçmişten getirdikleri kültürü, enerjiyi bize aktarıyorlar.
1981 yılında başlayan yolculuk her geçen gün ivme kazanarak devam ediyor. Bir taraftan su ürünleri üretilirken, diğer taraftan suyun kültürel boyutunu gözler önüne seren tarihi eserler deyim yerindeyse damlaya damlaya göl oluyor. Topçu, koleksiyonun oluşturulma fikrinin nasıl doğduğunu izah ediyor. Doktor kardeşim Ercan Bey'in bu konuda yoğun bir birikimi ve çabası var. Dolayısıyla ilk bir ürüne başlayan, hatta pul biriktirmeye başlayan bu yolculuk damlaya damlaya bir koleksiyon haline dönüştü. Sonradan da daha rafine hale dönüşerek sadece suya dokunan, suyla buluşturan ürünler, objeler koleksiyon dönüştü. Dolayısıyla biz işimizi de bütünleştirdik. Bu koleksiyon merakımızı içerisindeki birçok zengin eserlerle birlikte güzel bir koleksiyon haline dönüştü. Çalışma prensibimizde hisse senetleri, hissi senetlere ağır basmıyor diyor Recep Ali Topçu. Eli düşündüğümüzde elin üstü öpülür ama iş yapan iç kısmıdır. Yani dolayısıyla ikisi birleştiğinde bütünleştiğinde, iç ve dış bütünlüğü oluştuğunda asıl sonuç, asıl netice oluşuyor. İşte de ben inanıyorum ki işe ruh, kültür katmazsanız, içsel değerleri katmazsanız sadece kabuk veya sadece paraya indirgenmiş bir kazanç iş modeli zannediyorum çok etkili olmuyor. Çünkü hisse senetlerinin yanında, hissi senetlerinde ikisini birbirini dengelemezseniz zamanla o terazi bir tarafta kantar kopacaktır, denge bozulacaktır. Hayat da böyle aslında. Sanayiciliğe felsefi bir anlam yükleyen Topçu, iş anlayışıyla da fark yaratıyor. Sanayiciliğimizi oluştururken, iş modelimizi oluştururken, içerisinde tabii ki işi olan, içerisinde çok yenilikleri olan, tasarruf olan birçok noktayı bir barındırırken kültürü göz ardı etmeyen, sanayiciliğin bir ötesinde, bir adım üstünde, bir üst farklı boyutunda, oraya biraz daha simya boyutu, metafizik boyutu katan, biraz daha olaya içsel derinlik katan, felsefe katan bir yaklaşım içerisinde sanayicilik yapıyoruz ve bundan da mutluyuz. Tarihine bu denli kafa yoran bir ekip, suyun geleceğini de ince eleyip sık dokuyarak planlıyor. Adel sektöründeki lider markalardan bir tanesi, üç büyük markadan bir tanesidir. %100 Türk sermayeli bir şirkettir. 32 ülke ihracat yapan, 250 yakın çalışanı olan, yurt içinde birçok noktada tüketicileriyle buluşan, yurt dışında önemli projelerde yer almış, yenilikçi ürün üretebilen bir firma. Bozmayı temel prensip edinen firma, iş modelinde hep yenilikçiliği benimsiyor. İş modelimiz ulaşılabilirlik üzerine çok oturmuştur. Tekstilde birçok sektörde yapılan çalışmalar, biz de kendi sektörümüzde kaliteyi, gelişmişliği herkes tarafa yayma anlamında bir görev üstlendi kendi adımıza. Dolayısıyla uygun politikalar, uygun fiyat politikalarıyla, maliyet politikalarıyla biz gelişmeyi, tasarrufu, lüks ürünleri tüm tabana yayılmayı kendimize görev edindik. Şükürler olsun ki aldığımız ödüllerle, yaptığımız işlerle de, cirolarımızla da sektörde kendisinden stajlı bahsedilen, bir taraftan sevgi duyulan, kimseyle kavgası olmayan, belli değerleri olan, değerleriyle iş yapan bir firma olarak yolumuza devam ediyoruz. Recep Ali Topçu, suya dair farkındalığı yükseltmeyi sürdürülebilirlik adına geleceğe yapılacak yatırım olarak görüyor. Su bitmeyen bir kaynak değil. Gelecekte en önemli kaynaklardan bir tanesi de gıda ile birlikte su olacak. Dolayısıyla onun farkındayız biz firma olarak. Gerek üretim teknolojilerimiz, gerek ürettiğimiz ürünlerle suyu daha tasarruflu kullanan ürünler geliştiriyoruz. Bu gelişmeyle birlikte suyumuz çok daha konfor içerisinde müşteri kullanıcılarımızla buluşuyor.
İşimizi yaparken ürüne sevgimizi yüklüyoruz diyen yönetim kurulu başkanı Topçu, emeklerinin karşılığını müşteri memnuniyetiyle aldıklarını ifade ediyor. Satış yapabilirsiniz, parasını da alabilirsiniz. Ama ne zaman ki onun duasını, ne zaman ki onun memnuniyetini aldığınızda o zaman bir satıştan onlandır da diye düşünüyoruz. Bu yaklaşımla hareket ettiğimizdendir ki Türkiye'de iki defa üst üste Sanayi Bakanlığımızın tüketici memnuniyetinin ilk edinen firma ödülünü kazandık. ISO 10002 müşteri hizmetleri ve şikayet yönetim sistemi Türkiye'de sektörümüzde ilk defa biz kurduk. Biz müşterimizin kalbine girdik. Çünkü biz kalpten iş yapmayı seviyoruz. Geçmiş medeniyetimizin kalp medeniyetiydi, sevgi medeniyetiydi. Başarılarının sırrını sorduğumuz Recep Ali Topçu, Adel'i bu noktaya taşıyan unsurları ard arda sıralıyor yaşanmışlıktan aldığı güçle. Herkesin kendi yolunda elde edebileceği bir deneyimler bütünü bu aslında. Ama şunu söylemek lazım, bir defa çalışmak, bir defa sevgiyle hareket etmek, bir defa insanlarla beraber hareket etmeyi düşünmek, parayı önceliklememek, sevgi, gönlünüzde sevgiyi büyütmek, değer üretmeyi istemek, işinize tutkuyla sahiplenmek, bunlar başarının unsurlarından sayabiliriz. Türkiye'nin de ötesinde dünyaya sesini daha gür duyurma hedefiyle yoluna devam ederken hissi senetleri de önemseyen firmanın yönetim kurulu başkanı Recep Ali Topçu, kardeşçe yaşayacağımız bir dünya hayalini dilendirerek sözlerini noktalıyor. İnanıyorum ki gelecekte ülkemiz, dünyamız çok daha mutlu, çok daha huzurlu bir ada haline dönüşür. Hep beraber geleceğimizi daha güzel değerler üzerine inşa ederiz. Ben herkese çok muhabbetlerimi, sevgilerimi sunuyorum. Su gibi duru, su gibi coşkulu ve su gibi aziz olmalarını diliyorum. Duru bir su damlası olarak hayatlarına devam etmelerini, yolculuklarının açık olmasını, yolların açık olmasını diliyorum.